Ermeniler tarafından katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi, eski adıyla Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi, 1915-1920 tarihleri arasında bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı saldırıları sembolize etmektedir ve ilgili belgeler bulundurulmaktadır. 350 metrekare kapalı müze, 2 havuz ve 36 metre yüksekliğinde 5 adet kılıçtan oluşmaktadır. Suni bir tepenin ortasında konuşlandırılan 5 kılıcın da eğri uçları yukarıda birleşerek kubbe şeklini almaktadır. Bu haliyle Selçuklu türbelerini andırmaktadır. Kabzaların dış yüzlerindeki her kılıçta birer asker figürü vardır. Asker figürleri farklıdır. Her kılıç kabzasında bir tarihi, devrin askeri tasvir edilmiştir. Bunlar sırasıyla Hun, Göktürk, Selçuk, Osmanlı ve Türkiye askerleridir. Baş başa çatılmış kılıçlar, sağlık, huzur ve barışın timsalidir. Ayrıca ülkenin, milletin savunma gücünü göstermektedir. Kılıçların keskin yerlerinin dışa yönelmesi, dışarıdan gelecek saldırılara karşı her zaman hazır olma anlamına gelmektedir. Eski Türk askerlerinin savaştan önce kendi kılıçlarını rüzgar, yağmur ve yıldırımlar altında keskinleştirme töreni varmış. Ağrı Dağı eteklerinde yükseltilen temsili kılıçlar da böylece güneş, yağmur ve rüzgar altında sertleşecektir. Milli hedefleri bir gün Ağrı Dağı çevresini ele geçirmek olan Ermeniler, şimdi bu kutsal Türk Dağı'nın önünde yükselen Türk kılıçlarını görmektedirler. Her ay 4000 civarında ziyaretçi müzeyi gezmektedir. Müzenin giriş kapısı Selçuklu geleneklerine göre yapılmıştır. Anıt külliyesinin çevre duvarları ahlat taşından örülmüş ve duvarları üzeri dövme demirlerle süslenmiştir. Anıtın temeli 1 Ağustos 1997 tarihinde Iğdır Valisi Şemseddin Uzun tarafından atılmıştır. Müze girişinin sağ tarafındaki odada katliamlara ait fotoğraflar, sol tarafındaki odada ise soykırım araştırmaları için bir kütüphane bulunmaktadır. Müzede 570 adet kitap, 261 adet resim, cinayet resimleri, 1973-1985 yılları arasında silahlı Ermeni, Asala örgütü tarafından öldürülen diplomatların fotoğrafları korunmaktadır. Yerden yüksekliği 43,5 metredir. Dolayısıyla Türkiye'nin en yüksek anıtıdır. Etrafı yeşil alan ve park olarak inşa edilmektedir. Toplam 14.000 metrekare alanı kapsamaktadır.